billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi halifu'l hubbi bil leyli sahir, yunaci ve yed'u vel muvaffelu yehca' ve kulluhum yercu nevaleke raciya, birahmetike'l uzma ve fil kuldi yatma'. İlahi yumennini recai selama ve kudhu khatiyati aleyye yuşenna. İlahi fe in tavfir fe affuke munqizi ve illa fe biz zembil mudebbir ısra. İlahi bihakkil haşimi Muhammed ve hürmeti İbrahim fillike atra. İlahi fenşurni ala din Ahmed'e مبي منيبا تطيا قانتا لك أخطع إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة إبراهيم خلك أضرع إلهي فانشرني على دين أحمد منيبا تطيا قانتا لك أخطع فلا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصل عليه ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ve min kavmi Musa ummetun yehduna bil hakki ve bihi ya'dilun. Arap suresi 159. ayet. Evet, Musa'nın kavminden bir topluluk da vardır ki hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler. Açıklama. Bunların kimler olduğu hakkında farklı rivayetler vardır. Fakat ayetten açıkça anlaşılan şudur ki bunlar selefte Hazreti Musa'dan sonra gelen İsrail neslinden olan peygamberler ve onlara uyan adil hükümdarlar, halk hukuk gözeten Rabbaniler, hahamlar ve bunlara tabi olan bir kısım iyi insanlardır ki asr-ı saadette Hatemül Enbiya Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem tasdik edenler de bunların halefleri olmuştur. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin hepsi yukarıda kötü halleri bildirilenler gibi haksız ve zalim değildirler. Onlar farklı topluluklara ayrılmışlardır. Ayet-i Kerime vav harfi ile başlayınca vav yukarıdaki cümlelere, ayetlere atıftır. Yukarısıyla sıkı bağlantısı var. Yukarıda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde Hazreti Musa'ya isyan edenlerden, baş kaldıranlardan bahsetti ama itaat edenler de var. Özellikle Hazreti Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'e asasını vurup öbür tarafa geçtikten sonra Sina çölüne, Tih sahrasına, hemen kuzey tarafında yukarıda da Tur-Sina var, Tur Dağı var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mikatı. Oraya götürdüğü 70 kişiden de bahsetmişti yukarılarda. O 70 kişi içerisinde bile itaat edenler var, isyan edenler var. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam onlara dua etti ve rahmet, Allah'ın rahmetini nazara verdi. Şu cümleyi ezberlemelisiniz, rahmet asıldır,
azap talidir, ikinci plandadır. Onun için cennet asıldır, cehennem buna bağlı ikinci planda kalır, talidir, istisnadır. Ve sonra rahmet peygamberinin geleceği müjdelerini verdi. Ve bütün bunlardan sonra ümmi peygamberin arkasından gidecek ümmetin vasıflarından da bahsetti. İşte bütün bunların sonucu olarak ve atıf vavı min kavmi Musa, Musa'nın kavminden öyle kimseler var ki min tebiiz içindir. Bir kısmını ifade eder. Mesela ben sudan içtim deseniz suyun tamamını içtim manasına gelmez. Sudan yani bir kısmı demek. Ekmekten yedim deseniz bir kısmı manasındadır. Min kavmi Musa. Demek Musa Aleyhisselam'ın kavminden hepsi böyle değil. Asiler var. Ama itaat eden arifler de var. Kavmi Musa. Ümmetün bir ümmet var, bir topluluk var onlar içerisinde. Yehdûne bil hakkı, hakkı gösteren, hak ile insanları hidayete davet eden de diyebiliriz. Ve bihi ya'dilun, adalet yapanlar da var. Hak ve adaleti tesis eden ve bununla hidayette olan ve insanları bununla hidayete davet edenler var onlar içerisinde diyor ki, şimdi bu ayet aynı zamanda tebliğ ve irşadın usulü, şartlarını da anlatıyor. Sizler hidayette olmak istiyorsanız, kalmak isterseniz hak ve adalet içinde olacaksınız daima. Veya insanları hidayete davet etmek istiyorsanız, hakkı yaşayacak, adaleti yaşayacak, hak ve adaletle temsilci, mümessil olarak, rehber olarak diğer insanları da imana, İslam davasına çekmiş olacaksınız. Hak yok, adalet yok, zulüm var, baskı var, haksızlık var, batıl var. Ama buyurun biz sizi ey insanlar İslam'a davet ediyoruz. Bugünkü siyasal İslamcıların yaptığı gibi Muharrem ayı içerisindeyiz, zamanında Yezid ve taraftarlarının yaptığı gibi ve Muharrem ayında onun da Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit eden işte o zamana göre Küfe valisi gibi kimseler, bunlar hem biz hidayetteyiz, insanları hidayete davet ediyoruz diyor, hem de hak ellerinde zayi olmuş, bunlar zalim ve aynı zamanda adalet de yok. İşte bu hususlara toplum hayatı ile alakalı bütünüyle dikkat çeken bir ayeti kerimedir bu. Cami. Musa Aleyhisselam'ın kavminden deyince Suat Hocam çok güzel bir açıklama yapmış. Altta okudunuz. Bu Musa Aleyhisselam'ın kavminden olanlar kimler? Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın alinden gelir. Ali Yakup Kur'an'da geçer. Yakup İsrail demektir. Yani Abdullah demektir. İsrail de Abdullah demektir. Beni İsrail deyince Yakup'un oğulları, Allah'a kulluk yapanın oğulları manasına da gelir. Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde bazıları min kavmi Musa, Musa'nın kavminden Hazreti Musa hayatta iken hak üzere ve adalet üzere ayakta duran ve insanları hakka, hidayete davet edenler var. Muhakkak ki öyle. Ama Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra gelenler de var.
Suat Hocam çok güzel bir açıklama yapmış. Bunlar Hazreti Musa neslinden gelen peygamberlerdir. Peygamberlere bağlı olan adil hükümdarlardır. Hahamlar ve bir de nice Rabbani olan kimseler. Ve bir kademe daha aşağıya inelim. Efendimiz Aleyhisselam döneminde yaşayan nice hakperest ve adil olan Abdullah İbni Selam gibi kimseler vardır. Tefsirciler bu ve min kavmi Musa cümlesini iki kelimeden müteşekkil bir de harfi cer var. Açıklarken iki ana bölüm içerisinde ele almışlar. İşte Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki dönemler, Hazreti Musa dönemi, öyle hakperest insanların olduğu dönem. Ama daha zayıf, ikinci bir görüşte az önce arz ettim. Abdullah İbni Selam gibi, Vehb İbni Münebbih gibi, Efendimiz Aleyhisselam döneminde böyle hakka aşık ve adaletli kimseler olduğuna dikkat çekiyor. Burada hak ve adalet iki kavram. Önce hak, sonra adalet. Hangisi önce gelir? Elbette hak önce gelir. Hak olmadan, hakkın hukukuna riayet etmeden sonuçta adaleti de tesis edemezsiniz. Hak, hukuk, adalet kavramı da son zamanlarda siyasetin de dilinde bu ayetin ruhuna uygun ifadeler oluyor. Önce hak son derece anlamlı. Bu ontolojik alana bakıyor. Yani felsefeye, varlıkların var oluşuna ve kainatta tabiatın bağrındaki hak icraata bakıyor. Adalet ise daha çok ahlaki alana, varlıklar arasındaki münasebetlerle beraber insanlar arasındaki ahlaki prensiplere bakan beynel minel bir kavramdır bu. Hak ve adalet. Yani hak ve adalet sadece biz Müslümanların değil, kainatla da varlıklar arasında bile münasebeti olan ister makro isterse mikro alemlerle de alakası olan bir kavram bu. Ve kusursuz yapmayı, hak kusursuz yapma, her şeyin hakkını vermedir. Sonra bu kusursuz yapılan şeylerin düzenle, intizamla işleyişine de adalet deniyor. Buna göre meseleyi ele alacak olursak hak Allah'ın bilgisidir. En mükemmel düzen onun bilgi ve hikmetinin eseri olan düzendir, kainat düzenidir. Ve en doğru ve en adaletli işte yine onun bilgisi ve hikmeti dairesinde cereyan eder. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz ki hak ve adalet evrensel değerlerdir. Bilgi, ahlak ve davranışları için benimsemesi gereken her insan için mutlak ölçülerdir bunlar. Düşünce, inanç ve ahlak planında hak ve adalet olmalı ve bunlara aykırı davranan topluluklar da haktan uzaklaşmış, hakkın zıttı batıldır, batıla saplanmış ve asla da adalet yapamayacak. Adalet yapmayan kimseler de aynı zamanda zalim kimselerdir. Hak ve adalet olmazsa batıl ve zulüm böylece kendiliğinden ortaya çıkar. Aydınlık gittiği zaman karanlığın ortaya çıkıvermesi gibidir. Onun için hem fert açısından kendi iç dünyamızdaki
her uzvun yaratılış hikmeti olarak hakkını vermek ve hem de kendi hayatımızda adaleti sağlamak, sonra ailemize karşı, mahallemize, diğer ülke insanlarına ve bütün insanlığı, hatta ondan bütün varlıklara karşı hak ve adaletin hem fıtri bir vazife hem de inancımızın gereği olan bir vazife olarak bunları görmek, bilmek lazımdır. Evet. Hakkın zıttı batıl dedim. Yalan buna girer. Düzmece işler, laflar buna girer. Sahtekarlık buna girer. Yaptığımız işi çürük yapma da buna girer. Ve eğer bir insan yalan söylüyor, düzmece, batıl içerisinde, sahtekarlık içerisinde ise aynı zamanda adaletten de o nisbette uzaklaşmış demektir. Aşırılıklardan kaçma adalettir. Her şeyin hakkını vererek icraat yapma adalettir. Onun için Kur'an-ı Kerim İsrail oğulları için yer yer yanlış inançlarından dolayı haksızlık yaptıklarına, zulmettiklerine dikkat çekse bile, ama İsrail oğulları içerisinde bile hak sahibi, hak saliki, hakperest ve aynı zamanda adil kimselerin de olduğunu ifade ederek doğru kimde ise takdir etme ahlakını bize veriyor. İsrail oğullarını bütünüyle lanetleyemeyiz. İsrail oğulları bütünüyle yanlış diyemeyiz. Hiçbir kavim için, hiçbir fikir sistemi için, hiçbir cemaat, millet, ümmet için onlar bütünüyle kötü diyemeyiz. Onların içerisinde varsa doğrular, Kur'ani ölçülere göre varsa hak ve adaletli şeyler takdir etmek mecburiyetindeyiz ki, bugünlerde ifratlar tefritleri, tefritler ifratları doğurduğu için bizler bize düşman olanı her yönüyle kötüleme gibi bir yanlışlık içerisindeyiz. Böyle olmamalıyız. Doğru taraflarını mahfuz, yani kabul etme, ifade ve ilan etmeliyiz. Yanlışları zaten her zaman için yanlış, hem tenkit eder, hem takbih eder, hem de lanetleyebiliriz. Bu hak ölçü ve adalet kavramı üstünde çok durmak lazım. Hak, lügatta gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek, bir şeyi güçlendirmek, bir şeye yakinen muttali olmak. Hakkal yakin gibi, yani orada da hak kelimesi var. Yakinen muttali olmak gibi farklı farklı manalara geliyor. Özellikle Lisan-ül Arap'ta gördüm, batılın zıttı olarak gösterilir hak ifadesi. İbranice'de ağaç, taş veya metalin içini oymak, yazmak, kaydetmek, tasvir etmek, buyurmak, bir kanunu sabit haline getirmek, yaratıcı ile yaratılanlar arasında işte münasebetlere dikkat etmek gibi manalar ifade ediyor demişler İbranice'de. Acaba İslam'a da Araplara da bu hak kelimesi İbranice'den mi geçti diye şüphe duymuşlar dilciler. Bu doğru değil, çünkü hem İbranice hem de Arapça Sami dillerinden olduğu için her bir dilde kullanılan aynı kelime kök itibariyle bir başka kavmin dilinde de kullanılabilir. Ragıp el-İsfahani hak kelimesini, umum Kur'an'daki geçen hak kelimesinin
dört grupta ele alınması lazım geldiğini ifade etmiş. Bunlardan birincisi bir şeyin hikmetin gereği uygun olarak icat eden, hikmete uygun icat ve icraat. Bundan dolayı Hak Allah'ın bir ismi veya sıfatı sayılmıştır. Üstad 25. sözde فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Rab, Allah ve Hak bağlantıları üstünde bir açılım yapmış. Oraya bakabilirsiniz. İki, hikmetin gereğine uygun olarak yapılan iş, Allah'ın bütün fiilleri hep Hakim ismiyle beraberdir. Bizler de öyle yapmalıyız. Abes, israf, beyhude, mantıksız, işe yaramaz bir işimiz olmamalı, bir sözümüz olmamalıdır. Üç, bir şeyin aslına uygun ve doğru olarak inanma. Bu şekilde kazanılmış inanç, bilgi, bu da haktır. Dört, gerektiği şekilde, gerekli ölçüde ve gerek zamanlarda, gereken zamanda meydana gelen işler. Müfredatında Ragıp bunlara dikkat çekmiş. Ve gerçeğe uygun hüküm verme şeklinde de Saad Taftazani bunları ifade etmiştir. Evet, hak üstünde çok geniş bir çalışma yaptım. Hak kavramı Kur'an-ı Kerim'de bir en çok kullanılan ifadelerden bir tanesi ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir ismi de Hak. Nitekim Vel Asr suresinde yapılacak 3 tane veya 4 tane sabırla beraber kurtuluşun 4 tane şartından bir tanesi de ve tevasav bil hak. İşte burada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden niceleri de hak üzere, hidayette ve hakka çağırıyorlar. Yani hakkı gösteren kimseler oluyor. Evet, hakkı iyi anlamak lazım. Ve eğer hakkın hukukuna riayet edebilirsek ve bihi ya'dilun, adalet yapan o ümmetten bazıları diyor, adalet ortaya çıkacaktır. Adalet, davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak. Benim safımda, benim grubumda, benim siyasetimde diyerek biz haksızlık yaparak adaletsiz hükmedemeyiz. O Tuğma hadisesini bilirsiniz. Müslüman adam bir Yahudinin kılıcını çalıyor. Sonra onu un çuvalına koyuyor ve götürüyor, bir komşusuna teslim ediyor. Yahudi kılıcının çalındığını fark ederek Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, bir mahkeme başkanı olarak Efendimiz. Mahkemede Efendimiz'e şikayette bulunuyor tuğma hakkında. Çünkü un çuvalından izler onun çaldığını gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Tuma'yı çağırtıyor. O da geliyor. Diyor ki bunun kılıcını sen mi çaldın? O ben çaldım çalmadım demiyor. Ya Resulallah diyor, ben Müslümanım, o Yahudi. Yani şimdi sen bir Yahudi'yi Müslümana tercih mi edeceksin? Efendimiz Aleyhisselam izler, alametler senin çaldığını gösteriyor. Sen suçlusun deyince, mesela bugün böyle bir hadise olsa troller bunun hakkında ne yazar? Peygamber de haşa Yahudileşti derler. Peygamber de Müslümanlara cephe aldı derler. Neler yazarlar neler. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam orada Yahudinin haklı olduğunu görünce ona hak veriyor. Tuğma'ya ceza vereceği zaman da Tuğma kaçıyor. Gidiyor Mekke'de Efendimiz'in aleyhinde durmadan konuşuyor, trolleşiyor orada. Ve Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke fethi münasebetiyle geldiği zaman da oradan da Şam'a kaçıyor ve dinsizler, imansızlar içinde öbür aleme irtihal etmiş, intikal etmiş oluyor. Hak, haktır.
kimde olursa olsun hakkın hukukuna riayetkar olmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık gibi manalarda adalet kavramı kullanılıyor. Tarafsızlık. Kim haklı ise onun tarafında olmaktır adalet. Benim grubum, benim siyasetim değil. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda İnfitar suresi 7. ayette "Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek" ifadesini kullanarak insan fıtratında, fizyolojisinde bile, fizyonomisinde bile uyum olduğu, ahenk ve estetik görünüm olduğunu adalet kavramıyla anlatıyor. Vücudumuzdaki şu ahenkte bile bir adalet var. Evet, Şura suresi 15. ayette Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a emretmiş, Efendimiz şöyle buyuruyor: ve ümirtü li'adile beyneküm, aranızda adaletli olmakla emrolundum. Aranızda adaletli olmakla emrolundum. Üstünde durmaya değer bir kavram olarak görüyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu daha derin ümmeti vasat tabiri vardır. Hatırlarsınız Bakara suresi 143. ayette bunun üstünde durmuştuk. Ve kezalike cealnaküm ümmeten vasatan. İşte böylece biz sizi yeryüzünde ümmeti vasat yaptık. Yani teraziyi elinde tutan, yeryüzü muvazenesinde dengeyi elinde tutan bir ümmet. İşte bu ümmet-i vasatın tam karşılığı adalet terazisini elinde tutan bir ümmet demektir. Binaenaleyh bizler herkese karşı adil olamazsak ümmet-i vasat olma mevkiini kaybetmiş oluruz. Allah yeryüzünden bizi siler atar, atar tarihin çöplüğüne ve başkasını getirir. Kardeşlerimize karşı adalet, eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza karşı adalet, en büyük düşmanlarımıza karşı bile, firavunlara, deccallara karşı bile adalet bizim ümmet-i vasat olmamızın da şartı ve gereği olarak ifade edilir. Her cuma hutbesinde ta Ömer bin Abdülaziz'den beri okunması mesnun olan Nahl suresi 90. ayet. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagy. Allah 3 şeyi emretmiş, 3 şeyden de nehyetmiştir. En başta adalete emretmiştir. Adalet olursa ihsan olur. Adalet olursa akrabaya verme olur. Adalet olursa diğer yasakladığı şeylerden kaçınma fırsatı bulursunuz. Yani adalet kavramından sonra gelen 5 emir, 3'ü emir, 2'si emir, 3'ü nehi, bunları yaşayabilmek, yapabilmek için de en başta adil olmak lazım geldiğine ayet-i kerime dikkat çekmiş oluyor. Ve Ömer bin Abdülaziz bunu Yezid saltanatına karşı getirmiştir. Çünkü daha önce bu ayet okunmuyordu minberlerde. Hazreti Ali'ye küfrediliyordu ve Ali Beyt-i Nebeviye'ye hakaret ediliyordu. Ömer bin Abdülaziz bunları kaldırdı. Onun yerine bu ayeti koydu ki bu mantıkla ayeti tarihin icraati içinde değerlendirecek olursanız herhalde daha farklı bir şey kalbinizde, zihninizde oluşacaktır. Biz hem adil olmalıyız, adil olmazsak zalim oluruz. Zalim olmamalıyız, zalimin taraftarı da olmamalıyız. Neyse iyi ki benim tarafıma göre hükmetmiş. Çünkü o benim gruptan, halbuki haksızdı. Sen zalime taraftar oldun.
Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekümün nar. Allah bu ayette diyor ki, Hud suresi 113. ayet, zalimlere taraftar olmayın. Zalimlere yaslanmayın. Ateş sizi yalar ifadesini kullanıyor. Ve bir de adalet kavramı içinde bir mesele daha var. Ona da temas etmeliyim. Hak ve adalet çok, yani müstakil bir sohbet isterdi bu. Özetledim. Emanetleri ehline vermek suretiyle adalet yapmak. Emaneti ehline vermiyorsunuz. Onun için inna Allaha ye'murukum en tu'tul emanati ila ehliha. Nisa suresinin 58. ayeti. Ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adil. Bu ikisi bir ayet içinde geçiyor. Muhakkak ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, bir yere bir adam tayin edeceksiniz, sizin gruptan olmaması, sizin taraftan olmaması, kim liyakatli ise onun oraya konması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı Yahudi inanmamış Yahudilerle bile istişare eder, onlara da vazife verirdi. Özellikle Mekke'nin fethinden sonra o Kabe'nin anahtarlarını taşıyan kimse iman etmedi. Mekke fethinde de iman etmedi. Kabe'nin anahtarlarını taşımak bir şereftir. Hazreti Ömer bekliyordu, Hazreti Ali bekliyordu, Ebu Talha bekliyordu. Herkes anahtarı Efendimiz bana versin, şeref bende olsun. Ama iman etmediği halde daha önceden beri Kabe'nin anahtarlarını taşıyan, hala müşrik olan Ebu Osman nerede dedi Efendimiz. O geldi ve anahtarları ona teslim etti. Emaneti ehline verirseniz işte o zaman insanlar arasında hükmettiğiniz zamanda da adil olursunuz. Ayette bir incelik daha var. Ve izâ hakemtüm beynen nâs. İnsanlar arasında, Müslümanlar arasında demiyor. Sizin kendi milletiniz, kavminiz demiyor. Aynı inanç grubu demiyor. İnsan olduktan sonra kim olursa olsun, hangi kavimden, kabileden veya hangi dinden olursa olsun, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman muhakkak ki adil olmanız. Ama emaneti ehline vermezseniz, bir kısım faizci, şarapçı, bilmem ne yapan, esrar ticareti yapan insanları getirip mahkemede liyakatsızlara hakim yaparsanız, tabii ki sonuç itibariyle de oradan da ortaya adalet çıkmaz. Bunlar müsbet ifadelerdi ama bir de Kur'an-ı Kerim'de bu yönüne şu anda girmeyeceğim, bir fikir vereyim. Ayetlerin numarasını söylemek istiyorum. Adil davranmayan toplulukların da zamanla yeryüzünden silindiğine dair, başlarına belalar, musibetler geldiğine dair ayeti kerimeler de vardır ki Zilzal suresi 7-8. ayette, Fatır suresi 18. ayet ve özellikle Hac suresi 45. ayet, Enbiya suresi 11. ayette adil olmayan toplulukların da nasıl zaman içerisinde helak olduklarını ifade ediyor. Böylece bu ayeti iyi anlamak lazım. Demek ki bir de şuna dikkat çekelim ki Hazreti Musa Aleyhisselam hep bu temel prensiple gelmiş. Hazreti Musa hak ile temsili, adaleti yaşamayı emretmiş. Böyle hidayette olursunuz demiş. Bütün peygamberler bunu söylemiş. Ama bu mevzuda Hazreti Musa'nın kavminden dönekler var, sahtekarlar var. Batılın salikleri var peygamberi dinlediği halde ve zalimler de var. Ama bir kısmı da böyle değil demek. Eğer burasını anlatabildimse... Şimdi geldik 160. ayet.
160. ayette hem hakkın hukukuna riayet hem de su dağıtmada bile adaleti, Hazreti Musa'nın da nasıl gözettiği münasebeti var. Yani 159 ile 160 arasında böyle bir münasebet var. Buyurun. وَقَدْ طَعْنَاهُ مُثْنَةً عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَاَنْ اِطْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 160. ayet. Biz onları 12 kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik ve dedik ki size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar emrimizi dinlememekle bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlar. Açıklama. Tevrat'a göre Allah Hazreti Musa'ya bütün İsrailoğullarını Sina çölünde toplayıp sayım yaptırmasını emretti. 12 aşirete ayrılıp teşkilatlandılar. Hazreti Yakub'un 12. oğlu ve Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un dedelerinin kabilesi Levi aşireti bunların dışında bulunup bütün aşiretlerin dini selametleriyle görevlendirildiler. Bu ayetten anladığımıza göre Sina çölünde kaldıkları sürece mucizevi bir şekilde 1. su ihtiyaçları giderildi. 2. kavurucu güneşten korunmak için bulutlar gölgelik etti. 3. gıda olarak bıldırcın kuşu ile kudret helvası ihsan edildi. 2 milyon civarında oldukları söylenen cemaatin böyle bir düzenleme olmaksızın o çölde durmaları mümkün değildi. Fakat gelecek ayetlerinde bildirdiği üzere devamlı surette nankörlük etmişler ve bu nankörlüğün sonuçlarına da katlanmak zorunda kalmışlardır. Burası çok derin manalar ifade ediyor. Hatırlarsınız. Bakara suresinin 57 ile 61. ayetleri arasında da bu husus geçti. Ancak iki defa niye geçiyor? Bakara suresi 57 ile 61 arasında geçen bu husus, o Kızıldeniz'i yararak geçmelerinden önceki dönem. Yani Mısır'da Firavun'la beraber yaşadıkları dönemlerde, Firavun Beni İsrail'e yani Hazreti Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın neslinden gelen ve Hazreti Musa'nın da onlara peygamber olduğu o kavme zulmediyor Firavun. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam da mazluma sahip çıkıyor Firavun karşısında. Ve işte o dönemde Hazreti Musa'ya inananlar, inanmayanlara da belki bu bıldırcın eti, kudret helvası vesaire mucizeler, aynen gölge, bulutun da gölge etmesi mucizesi, evet bu 56-61. ayetlerde anlatılan Bakara suresindeki aynı hemen hemen mantık, evet Kızıldeniz'e, Tur-i Sina'ya veya Sina çölüne gelmezden önceki Firavun'un tasallutu olduğu o mekanda cereyan etmişti. Bu ayette anlatılan bu aynı mana ise Hazreti Musa Aleyhisselam asasını denize vurup deniz dalgaları büyük dağlar gibi ayrılıp oradan karşı tarafa geçen Hazreti Musa ve inanmış cemaatin Tih Sahrası'nda karşılaştığı
yaptığı bir icraat olarak böylece iki ayrı zaman ve mekanda iki ayrı vak'a ama aynı gibi anlatılmış oluyor. Peygamberler tarihinde, belki insanlık tarihinde de öyledir, İlk nüfus sayımı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Otih sahrasında o dönemde yapıldığı anlaşılıyor. Demek ki karşı tarafa geçen 1 milyonun üstünde inanmış insanı vardı. Oradakilerden de inananlar da devreye girdiyse burada Suat Hocam'da 2 milyon insan vardı Tih sahrasında Hazreti Musa'ya inanmış onun ümmeti içerisinde. Bunlar 12 kabile, yani Hazreti Yakup'un 12 çocuğu vardı. Bünyamin dahil, Hazreti Yusuf dahil, diğer kardeşleriyle Yahuda da var. Diğer 12 kardeş zaten Yusuf suresinde de bu işte 12 şey 11 yıldız dediği 11 kardeşi bir de kendi 12. 12 o Hazreti Yakup'un oğullarından gelen her bir kabile olmuş. Orada Hazreti Musa onların başında. Yani Yusuf neslinden gelen Levi aşireti. Burada şöyle bir inceliğe girmek istiyorum. Tevrat'ın bir kısım bölümleri var. İşte kıssalar bölümü var, Levi bölümü var vesaire. Tevrat'ın o bölümleri Hazreti Yakup'un çocuklarının, o günkü çocuklarının ve buradaki 12 kabilenin de başında bulunan kişilerin atları olarak da ifade edilir. Şimdi bunlar İsrailoğulları madde perest, menfaat perest bir yerden su çıksa böyle gürül gürül 12 kabile sen azaldın, ben azaldım, yok sen azaldın başında ayrıca dövüşürler bunların. Dövüşmesinler diye fıtri bir taksimat ile Tih sahrasında bir kaya, büyük bir kaya. Hazreti Musa Aleyhisselam asasını oraya vuruyor. Ve katta'nâhum üsneteyi aşerate esbâtan ümeme. Aşağıda da enidri bi asâkel hicr veya hacer. Aynı mucizeyi Hazreti Musa Aleyhisselam daha önce de göstermişti. Aynı mucize işte yine bu Bakara suresi 57-61 ayetlerinde de anlatılıyor. Yani Firavun'la beraber Mısır'da yaşadığı dönemde de Hazreti Musa Aleyhisselam asasını taşa vurarak oradan su çıktığı anlatılıyor. Fakat burası tekrar edeyim Tih sahrasına geçtikleri zaman meydana gelen bir mucize. Asasını taşa vurdu. Taş yarıldı baştan başa. Fış diye bir su çıktı ama bu defa 12 gözünden su çıktı. 12 çeşme. Hangisi hangi çeşmeyi kullanacak, pınarı kullanacak? Hazreti Musa onlara işaret etti, anlattı ve onlar ona sahiplendiler. Aralarında vuruşmasınlar diye, menfaat vuruşması olmasın diye. Beşer tarihinin en büyük harpleri su etrafında olmuştur. Hala bu kıyamete kadar da devam edecek. Zaten Tih sahrasında 40 sene kaldılar. En büyük ihtiyaçları su. Oh ne güzel. Buz gibi kayadan su çıkıyor. Bu kaya hala o gün 12 gözüyle hala ayakta. Yani internete girseniz o kayanın resmini göreceksiniz. Bugün kuru ama su çıkan kaya 12 gözüyle beraber. Üstünde gölgelik de var, bulutlar. Bir de kudret elvası, bıldırcın eti geliyor. Bunlar daha önce de bu mucizeleri görmüşlerdi. Kudret elvası böyle ağaçların dallarında sabah kalkıyorsunuz bal akıyor. Bıldırcın eti de etler içinde en güçlü ettir. Hiç bıldırcın eti yediniz mi bilemiyorum. Gerçekten tabiatta beslenmiş, büyümüş bir bıldırcın eti yiyin. Az sonra terleyin, teriniz bile bıldırcın kokar.
bir anda vücuda hakim olan çok güçlü bir beslenme kaynağı. Bunlarla besleniyorlar. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam onlara niye mucize gösteriyor Tih Sahrası'nda? Niye bulut gölgelik yapıyor? Ve niye kudret elvası ve bıldırcın etiyle besleniyorlar? Çünkü mesele Tih Sahrası'nda kalmak değil. Mesele Kudüs'e gitmek. Asıl mekanları olan diğer ayette gelecek, o bir şehre girecek ve iz kıyle lehumüskünü hâdihil kariyete, işte o kariye Kudüs yani. Kudüs'e gidecekler, asıl memleketleri orası, orada medeniyetlerini, iman medeniyetlerini kuracaklar. Onların hedefi var. Ama hem bu Bakara suresinde geçti, burada da aşağıda gelecek. Hala bu İsrail oğulları bu kadar mucizeyi görüp de hedefleri Kudüs olmasına rağmen diyorlar ki ya Musa artık biz bıldırcın eti yiye yiye bıktık. Kudret elvası yiye yiye de usandık. Bize biraz dua et de mercimek, kabak, soğan, sarımsak versin Allah diyorlar. Yani daha yukarıya doğru isteyeceklerine eski dönemi arzulayarak eski şeyleri nimet açısından daha altta olanları istiyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu bize niye anlatıyor? Sizler de bundan sonra eski dönemleri beklemeyin. Eski dönemleri arzulamayın. Bu noktaya kadar geldikten sonra böylece hicretin bereketini de yaşadıktan sonra öyle daha muhteşem, daha ileri nimetler, daha büyük nimetler gözünüz orada olsun. Başka bir deyişle himmetiniz âli olsun. Burada bir inceliğe girmek istiyorum. Tefsir açısından önemli bu. Efendimiz Aleyhisselam Bedir'e çıkacağı zaman duydu ki Şam'dan, daha doğrusu orası Gazze'dir. Gazze'den Ebu Süfyan'ın ticaret kervanı geliyor. Mekke'den de müşrikler geliyor. Biz Bedir'e çıkıp müşriklerle harp mı yapalım? Yoksa Ebu Süfyan'ın kervanının önünü alıp o kervandaki malları ganimet olarak ele mi geçirelim? İşte Efendimiz mescitte bunun istişaresini yaptı. Yaptı ama fakat bazıları ya Resulallah Ebu Süfyan'ın kervanının önünü alalım deyince ayet nazil oldu. Enne gayra zati şevketi tekünü leküm. Siz şevketsiz olan küçük bir şeyin peşinde gidiyorsunuz. Bu çok küçük. Büyüye talip olun. Yani Bedir'e çıkın demektir. Onun için tercihlerimizde küçükle büyük, azla daha büyük hizmetler tercihi olsa biz daima büyüğünü tercih etmeliyiz. Burada Hazreti Musa'nın o günkü cemaatin ruh haleti durumuyla az önceki anlattığım Bedir ve Ebu Süfyan'ın kervanının takibi arasında böyle bir bağlantı vardır. Şimdi Bakara suresinin 57-61. Ayetlerini de çıkarttım. Ve zallalna aleykümül gamame ve enzelna aleykümül menne ve selve ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Külü min tayyibatin ma razaknakum. Burada da size verdiklerimizin temizlerinden yiyin diyordu zaten. Külü min tayyibati ma razaknakum. Aynı tabir bu Araf suresi 160'ta da var. Bakara suresindeki bu 57. ayette de var. Aşağıya doğru devam ediyor burası. Ve eğer denenleri yapmazsanız, büyük nimetlere talip olmazsanız siz kendi nefsinize zulmetmiş olursunuz. Ayetin sonu yine zulümle bitiyor. Nimetlerin hakkını verme, bir önceki ayetteki el hakka, ama nimetlerin
dağılımından sonra hakkını vermeme, eşit davranmama da el adilin, adaletin zıttı olan batıla dikkat çekiyor. Yani zulme dikkat çekiyor. Ve ma zalemune velakin kanu enfusuhum yazlimun ifadesiyle, fakat onlar emrimizi dinlememekle bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlar diyerek, evet, bu mesele anlatılıyor. Bu anlaşıldı ise, şimdi 161. ayete geldik. 161, evet. Hazreti Musa Aleyhisselam Tihs arasında bu mucizeleri onlara niye gösterdi? Hedef neydi oradan daha ileriye? Ne yapacaklardı? İşte ayet bunu anlatıyor. 161, buyurun. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 161. ayet. O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin. Oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi Rabbena, hitta deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davranışlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. Evet, mesele anlaşılıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Tih Sahrası'ndan onları alacak ve Kudüs'e girecekler. Kudüs'ün fethi önemli, peygamberler şehri. Kudüs'e girin değil de Kudüs'e yerleşin diye tercüme etmiş. Ve iz kıyle lehu müskünü, yerleşin demek, mesken. Hâzihil kariyete, şehre, yani bu şehre, yani Kudüs'e. Bu çok derin. Ve külü minha haytü şi'tüm. Dilediğiniz şeylerden orada yiyin. Orası daha zengin. Çünkü etrafında Tur-u Zeyta var, zeytin dağları. Tur-u Teyna var, incir dağları. Orasının rızkı daha bereketli. Kur'an-ı Kerim'de İbn-i Teymiye'nin tespitleriyle 11 ayette Kudüs ve etrafının mübarekiyetine dikkat çekilir. Nitekim İsra suresinin 1. ayetinde barakna havlehu ilel mescidil aksa, Kudüs'teki mescidi aksa, barakna havlehu, etrafıyla beraber mübarek kılınan mescidi aksa, etrafıyla beraber mübarek olması, zeytinleriyle ve incirleriyle ünlü olan en gıdalı şeylerin çıkmasıdır. Ve sonra ve kulu hittatun, affet bizi Allah'ım deyin. Öyle deyin. Çünkü günahkarlar fetih yapamaz. Tekrar ediyorum. Günahkarlar fetih yapamaz. Hazreti Ömer Sa'd ibn Ebi Vakkas'a mektup yazdı. İran fethinden önce 2 ay nehirden dolayı nehrin bu tarafında bekledi İslam ordusu. Hazreti Ömer mektubunda ey Sa'd, orduna ve sana selam ederim. Dedikten sonra düşmandan korkmayasınız, günah işlemekten korkasınız dedi. Ve ne dikkat çekicidir ki Fetih suresinde inna fetahna leke fethan mübine, yakında apaçık bir fetih lütfedeceğiz dedikten sonra liyağfira leke Allah, Allah'ın bağışlaması için. Ne kadar bağışlandınız, o nisbette fetihler yaparsınız demektir. Bu münasebeti Nasır suresinde de görebilirsiniz. 3 tane büyük nimet. İzâ câe nasrullâhi vel feth, nusret, fetih. Ve sonra yedhulûne fî dînillâhi effâce, insanların fevçeç, İslam'a girmesi, nusret, fetih ve fevç İslam'a girmeleri karşılığında siz ne yapacaksınız?
Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbinizin nimetlerini tesbih edin. Hamd ile tesbih edin. Bu nusrete karşı, fete karşı ne yapacaksınız? Vestağfirühü, onu, ona karşı tövbe istiğfar yapacaksınız. Onun için Hazreti Musa burada ekulu hittatun, tövbe istiğfar edin, affet bizi ey Allah'ım deyin. Sonra vedhulul bâbe succeden, eğilerek Mescid-i Aksa'ya gidin. Kudüs'e girerken eğilerek tevazu içerisinde girin. Bu münasebetle tatlı değil mi? Efendimiz Aleyhisselam da muzaffer bir ordu kumandanı, bir kumandan olarak Mekke fethinde devesinin üstünde Kabe'ye doğru giderken öyle eğilerek girdi. Öyle eğilerek girdi ki alnı önündeki semerin kaşına değiyordu. Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah, bunlar, bu müşrikler anlamaz mı tevazudan? Biraz şöyle başınız dik olarak girseniz olmaz mı? Çünkü siz bir Fatih kumandansınız dedi. Efendimiz Aleyhisselam da amanın dedi. Ya Ayşe, sen ne diyorsun? Fethi yapan, yaratan biz değiliz. Sen duymadın mı Allah? İnna fetahna leke fetham mübine diyor. Nasıl Efendimiz Aleyhisselam orada başı eğik, mütevazi, tevazu içerisinde Mekke'ye girmişse, burada Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve onun ağzıyla fete gidecek olanlara da sizde böyle vedhulul bâbe succeden, eğilerek, secde ederek, adeta tevazunun zirvesinde olarak Kudüs'e girin. Böyle yaparsanız nâfir leküm hatîetiküm, Allah suçlarınızı bağışlar. Allah'ın suçlarınızı bağışlaması için böyle yapın. Ses senezidül muhsinin, Allah'ı görüyor gibi yaşayan veya iyilik yapanlara karşı Allah daima nimetlerini artırdıkça artırır ifadesiyle mesele bir önceki ayetteki hedefe bağlı olarak böylece ifade ediliyor. Gururla, kibirle alımlı çalımlı memleketler fethedilemez. Onun için böyle işte itibardan taviz verilmez, itibarda israf olmaz gibi mantıklar doğru değildir. İtibar diklenmek değildir, baş kaldırmak değildir. Mütevazi olmayanların ülkeleri fethedebilme şansları da yoktur. Evet, bunu da aktardıktan sonra 162. ayetin de burasıyla alakası var. Onu da okuyalım ve birinci bölümü tamamlamış olalım. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ 162. ayet. Ama aralarındaki zalimler sözü kasten değiştirdiler, başka bir şekle soktular. Biz de zulmü adet haline getirdikleri için üzerlerine gökten azap salıverdik. Aynen bu mesele Bakara suresindeki 59. ayette de ifade edilmiş. Bakara suresi 59. ayette فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Burada بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ diye ifade edilmiş 162. ayette. Ama aynı mesele sonuç olarak, tekrar ediyorum, Bakara suresinin 59. ayetinde de يَفْسُقُونَ, yani fıskı fücura girmelerinden dolayı şeklinde anlatılmıştır. Evet, Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını kendilerine vaat edilen topraklara, yani Kudüs'e götürürken 40 yıl boyunca Sina çölünde kalmış, onlar sıkıntı çekmişler. Daha önce geçmişti, Hazreti Musa Aleyhisselam Kudüs'e iki elçisini gönderdi. Bunlardan bir tanesi Yuşa Aleyhisselam, bir tanesi de
Kalip peygamber. Hazreti Musa'nın ordusu içinde iki tane, hatta Harun da var, üç tane daha peygamber vardı. Kalip peygamberle Yuşa Aleyhisselam Kudüs'e gitti. Orada çok güçlü bir ordu var dedi. Yani gidip oraya yerleşmek, orasını fethetmek çok kolay değil. Ama Allah'ın izniyle bunları yaparız dedi. Bunları duyan İsrail oğullarından da işte daha önce de söylemişlerdi. O kadar mucize görmüş. Kudret helvası, buldurcun eti mucizeleri. Hala bulutlar onları Tih sahrasında gölgelik ediyor. Buna rağmen Hazreti Musa buyurun Kudüs fethine deyince o dönek cemaat İzheb ente ferabbüke fekatile inne hâhüna kaidün. Sen git Rabbinle beraber savaş. Ha işte biz burada oturacağız dediler. Hazreti Musa Aleyhisselam onların o çilelerinden sonra Kudüs fethi olacağına inanıyordu. Kırkını, kırk çilesini tamamlamamış kimseler de ne manevi fetih ne de maddi fetih yapabilir. Onun için tarikatlarda kırk, erbaun neyse kırk, çil de zaten kırk demektir, çil, çile. Bizler de acaba çilede 40 senemizi tamamladık mı diye düşünmeliyiz. Eğer daha ileride daha mukaddes ve büyük şehirleri fethetmeyi düşünüyorsak, ama yarıda çok dökülenler oldu Hazreti Musa'nın kavminden ve bu ayet buraya kadar meseleleri böyle anlattıktan sonra şimdi İsrail oğullarının ayrı bir imtihanına dikkat çekecek. Ves'elhum anil kariyetilleti kânet hadıratel bahr. Deniz kenarında bir şehirden bahsediyor. Eyle o vakanın devamı mı yoksa bir farklı zaman mı üstünde duracağız? Bu cumartesi günü nedir? Cumartesi yasağına uymadıkları için nasıl meshe maruz kaldılar? İşte bu münasebetler bu ikinci bölümde anlatılıyor. 163 ile 166 arası bu meselenin anlatıldığı bölüm. İnşallah kısa bir moladan sonra araştırmalara göre bu mantarlar Tirmanya'ya. Arkadaşımız burada malumat vermiş. Karbonhidrat bol miktarda potasyum ve orta derecede demir içermektedir. Ayrıca hiçbir zehirli madde de içermemektedir. İngilizcesini yazmış. Bu mantarların özellikleri gece ortaya çıkması ve güneşe maruz kaldığında sümüksü bir hal alması. Arapların bu mantarı süt ve balla karıştırarak yemesi veya ızgara yapması Tevrat'ta anlatılan mennaya çok benzemektedir. Ayrıca güçlü antimikrobik etkisinin olması halinde hadiste anlatılan mantara uymaktadır. Türkiye'de de türlü türüf mantarı türleri bulunmaktadır. Domalan veya kema adında olan bu mantarlara kudret helvası da denmektedir. Bu isimlendirme tarihi bir gerçeklikten kaynaklanıyor olabilir diye bir kardeşimiz araştırmasını teşekkür ederim. Evet, kudret helvası bu mantar türleri olarak da Bakara suresinin tefsirindeki ayetlerde de geçmişti. Ama böyle ağaçların dallarına gelen bal olarak da anlatanlar var. Ben daha çok burada ikincisine dikkat çektim. Ama mantar türleri de önemli. Bizim biraz korktuğumuz, çok da yemediğimiz, zehirler falan diye kaçtığımız mantar türleri tabiatta tabii haliyle bulunuyor. Geniş bir araştırmaya ihtiyacı var diye tabii ki ilim adamları tarafından laboratuvarlarda ihtiyacı var. Cenab-ı Hak ilmimizi merakımızla, araştırmamızla beraber ziyade eylesin. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin.